Üçüncü dereceden bir polinom arkadaşlar. Polinom grafikleri malum türevde de var ama bunu biz normal bilgimizle yapacağız. Baş kat sayısı a. Köklerden bir tanesi x4, x, x, x artı 4 o yüzden. Sonra x eksi eksi birden x artı 1 ve x eksi 2. Bu polinomun grafiği arkadaşlar. Şey denklemi. Bir de x'e 0 verdiğinizde görüyor musunuz? 2 çıkmış. 4 çarpı 1 çarpı eksi 2 eşittir. 2 olduğu için a buradan eksi 1 bölü 2 geldi. O zaman artık hemen bunu silerim. Eksi 1 bölü 2'ye bakalım. Eksi 1 bölü 2 x artı 4 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2. P 3'ü istemiş. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 artı 4'ten burası 7. 3 artı 1'den burası arkadaşlar kaç yaptı? Ee, burada şurası eksi 1 bölü 4'müş affedersiniz onu bir düzelteyim. 2'ler sadeleşti. Şurası eksi 1 bölü 4 oldu. 3 artı 1'den 4 oldu. 3 eksi 2'den 1 oldu. 4'ler gitti. Eksi 1 çarpı 7'den cevap eksi 7 a şıkkı. Bir fonksiyon arkadaşlar böyle teğetse şunu demelisiniz. x eksi 2'nin 2, nin 2 nin n'inci kuvveti. illa 2 olmak zorunda değil bak. Sonuçta çift fonksiyon kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyorsun. Ama şunu söylerim. x artı 1 gördünüz mü? Böyle söyleriz. Çünkü x eksi eksi 1 kökler her zaman nedir? x eksi a çarpı x eksi b üzeri n şeklinde. Şimdi bir de arkadaşlar 0 verdiğiniz zaman 4 olması lazım. Burada ama tabii şıklardan gitmek lazım. Bir kere x eksi 2'nin çift kuvvetleri. Evet işte, sorduğun tamamen böyle x 2 bu gitti elendi. Sonra x artı 1 olmalı. Bakın x artı 1'in karesi olamaz tek. Delip geçiyorsa tek dereceli olur. Hatta delip geçiyorsa direkt söyleyeyim x artı 1 üzeri 1 olacak. 3 olamaz mı hocam 7 olamaz mı? Hayır sadece x artı 1 üzeri 1 olacak delip geçtiğinde arkadaşlar aklınızda bulunsun. Yani bu çift olunca bu tek olmuyor açıkçası. Böylece buna uygun şık gördüğünüz gibi D şıkkı oluyor. Başka hiçbir şekilde uyan yok zaten. Ee, bakıyorum evet yok hakikaten D şıkkı. İkinci dereceden bir polinom paraboldür arkadaşlar. Dolayısıyla bu böyle biraz artar biraz azalır. Baş kat sayısı 2 olduğu için de kolları yukarı doğrudur. O zaman tepe noktasına kadar arkadaşlar bu e, azalır tepe noktasından itibaren artar. Bunun demek ki tepe noktasının apsisi 4 demek istiyor size. Burada en önemli mevzumuz bu. K'yi şimdi bir tutalım. Bundan sonra baş kat sayısı da 2 demiş. Polinomun sıfırlarından biri de 1'dir. O zaman şöyle. Baş kat sayısı 2. x eksi 4'ün karesi artı k. Eşittir fx. Bu soruya benzer yorum olarak bir yorum zaten önceden de yapmıştım. O yüzden çok artık aşırı üzerinde durmuyorum arkadaşlar. Artansa tepe noktasından itibaren artar. Çok orada türevlik bir şey yok. Şimdi e, burada sıfırlarından biri 2 dediğine göre demek ki 2 verince cevap 0 geliyor. Y'si 0 oluyor. Yazıyorum 2 eksi 2 olacak buraya 2 yazınca karesi 4 oldu. Artı K eşittir 0'dan K arkadaşlar eksi 8 yaptı. Bu po polinomun parabolün artık denkleminin bu olduğunu gördük. P x eksi 1'in x eksi 4 ile bölümünden kalan demek x gördüğün yere 4 yaz. X gördüğün yere 4 yazarsan P 3'ü bul demek. Böylece P 3'ü bulmak için de 2 çarpı 3 eksi 4'ten eksi 1'in karesi eksi 8 böylece eksi 6 olur. A şıkkı. Bir fonksiyonun mutlak maksimumu demek en büyük olduğu değer demektir. Bakın işte burası. Burada zirve yapmış daha büyük bir değeri yok arkadaşlar. 2'den daha büyük bir değere ulaşamamış. Bu yüzden F4 eşittir. 2 mutlak maksimumun ordinatı 2'dir. Apsisi de 4'tür. E şıkkı. Bir fonksiyon daima artıyorsa arkadaşlar bunun türevi 0 veya pozitiftir. 0 da olur. Sonuçta hep söylüyorum arkadaşlar. 1. Şöyle düşünün bakın. Y eşittir x küpte sonuç itibariyle x eşittir 0 noktasında f türevi 0'dır x, x küp için. O yüzden evet 0 sıfır ve 0'dan daha büyük olması lazım daima artan olması için. Bu yüzden birinci payın türevi ne? Paydanın aynısı. Sonra payın aynısı çarpı paydanın türevi 1 bölü x artı 2'nin parantez karesi. Büyük eşit 0 olmalı. Şimdi bir kere arkadaşlar zaten paydaya eksi 2 hariç tanım kümesinin dışında ne verirseniz verin pozitif. Burayı o zaman kale almama gerek yok. Önemli olan neresi? Burası işte. Nx artı 2n eksi nx Eksi 3. Bunlar gitti. 2n eksi 3 büyük eşit 0 olmalı. n büyük eşit 3 bölü 2 olmalı. En yakın 2 var. Sonra da 3 var. Toplamları da 5 olacak. B şıkkı. sorunun cevabı zor değil. O yüzden yanlışlardan başlayayım. Bakın şimdi bir fonksiyonun türevi pozitifse o zaman bu artan fonksiyondur arkadaşlar. Artan fonksiyon illa pozitif işaretli olacak diye bir şey yok. Bakın böyle bir fonksiyon y değerleri negatif olmasına rağmen fonksiyon daima artıyor. O yüzden bu soru işareti bilemeyiz. Fonksiyon negatiftir. Yine bu da saçma. Gördüğünüz gibi bir fonksiyon olsun. Şöyle bakın hem artıyor hem de pozitif değerli gördüğünüz gibi y'leri o da olmaz. fx büyüktür fb biz ab aralığına yorum yapabiliriz. Çünkü ab aralığında demiş bu aralığın dışında olduğu için bilemeyiz soru işareti. fx eşittir fb diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Burada da yine onunla ilgili özel bir bilgimiz yok açıkçası. X arkadaşlar A ile B arasında olacağı için evet f(x) kesinlikle ama f(a)'dan büyük olacaktır. Çünkü x değerleri arttıkça fonksiyon artmaya devam ediyor. Ekstremum noktalar dip ve zirve yaptığı yerler yerel olarak. Bakın şimdi 1. Şurada 2 dip yapmış. Sonra yine çıkmış 3. Sonra yine dip yapmış 4 5 6 7 8 9. Her sivri nokta burada bakın ya dibi ya da zirveyi gösterdiğinden evet 9 tane ekstremum var. Mutlak maksimum noktasının apsis değeri pozitiftir. Evet bakın şurada en büyük değere ulaşmış. Fonksiyon alabileceği en büyük değerdir mutlak maksimum. Bu yüzden orada apsisi pozitif. F türev x eşittir sıfır denklemini sağlayan en az bir gerçek x sayısı vardır. Şimdi bunlar sivri noktalar arkadaşlar. O yüzden bu maalesef diyemeyeceğiz. Çünkü sivri noktada türev yoktur. Bir fonksiyonun yerel maksının olması için arkadaşlar türevli olmasına gerek yok. Şimdi bakın burada mesela türevli olmamasına rağmen orası süreklidir ve zirve noktasıdır. Burasında problem yoktur. Bir noktasında yerel maksı vardır. Yine bakın burada zirve noktası gördüğünüz gibi yerel maksı bir noktasında vardır. Çünkü gördüğünüz gibi maksimum olduğu yer 2'den daha büyük değer değil ama limiti yok. Yine bakın burada bir noktasında zirve yapmış ama limit e, şey süreklilik yok türev de yok arkadaşlar. Sonra 1'e geldiğimiz zaman burada zaten gördüğünüz gibi zirve yapmış. Ancak arkadaşlar burada bakın 1'de zaten dip yapmış. Bizden yerel max istiyordu. Burası yerel min. Eğer yerel min deseydi limiti olmamasına rağmen, sürekli olmamasına rağmen, türevi de olmamasına rağmen yerel minimum derdim ben buna. Ancak bu yerel max değil. E şıkkı. Şimdi türev arkadaşlar teğetin eğimidir. Eğer teğetin eğimi pozitifse arkadaşlar orada sonuç itibariyle eğim pozitif olduğu için türev de pozitif olur. Ancak şöyle teğetin eğimi negatifse sola yatıksa eğim negatif olacağı için türev de negatiftir. Onu söyleyeyim. Şimdi bir neresi burası? Birin solunda arkadaşlar fonksiyon artıyor. Çizdiğiniz teğetin eğimi pozitif olacak. Bu şekilde. Eksi 2'ye soldan yaklaştığınız zaman eksi 2'ye soldan yaklaştığınızda sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Bu yüzden artıdan sıfır çıkarsa artı olur. Birincisi doğru olur. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığınızda fonksiyon artıyor. Şöyle çizdiğiniz teğet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağa tık bir doğrudur. Bu yüzden artan bir fonksiyonun türevinin işareti de pozitif olur. Gelelim 1 artıya. 1 ise çizdiğiniz teğet bakın. Böyle sola yatık. Eğim negatif aynı zamanda zaten azalan fonksiyon olduğunu da görüyorsunuz. Fonksiyon azalansa bunun türevi negatif işaretlidir. Eksi eksiden artı olur. Yine bu da artı artıdan artı oldu. F türevi eksi 4'e bakalım. Eksi arkadaşlar sabit fonksiyon olduğu için türevi 0 olacaktır. F 0'da fonksiyon artıyor. O yüzden çizdiğiniz teğetin eğimi pozitiftir. Yani türev pozitif işaretlidir. F türevi 2'ye geldiğimiz zaman Buraya baktığımızda arkadaşlar 2 neresi? Ha burası. 2'de ise fonksiyon azalmaya devam ediyor. O yüzden bunun da türevi ters şey negatif işaretle. Bundan dolayı arkadaşlar 0 ile negatifi toplarsak tabii ki negatif olacaktır. Çünkü şurası artı çarpı eksiden eksi 0 eksiden cevap eksi olur. Bu da doğrudur. 1, 2, 3, E şıkkı. Bazı sorularda grafik çizerek yapmak çok daha mantıklı oluyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi 4x eksi 12'nin grafiği y'ye 0 verdiğiniz zaman x eşittir 3'ten geçiyor. x'e 0 verdiğinizde y eşittir eksi 12'den geçiyor. Böyle bir grafik. Bu arada bir doğrunun eğimi arttıkça dikliği artar. Bu yüzden bu doğrunun eğimi şu y eşittir x'e göre arkadaşlar daha diktir. y eşittir x şöyle maviyle gösterdiğim orijinden geçer. Eğimi pozitiftir ama biraz daha böyle yatık bir doğrudur. Diğerinden eğimi küçük olduğu için 1 olduğu için. Şimdi bir grafik üstte kalıyorsa büyüktür, altta kalıyorsa küçüktür. Bu yüzden ne olacak biliyor musunuz? Şöyle renkle göstereyim bakın. Biraz da büyüteyim. Şöyle alayım. Bakın arkadaşlar mavi kısım şuradaki kesim noktasına kadar üstte kalıyor. Sonra siyah kısım kesim noktasından sonra üstte kalıyor. O zaman şöyle bu grafikleri birleştirirsek grafiğimiz bu olacak. Ve gerçekten Fark ettiniz mi? Fonksiyon sürekli artıyor. Peki bu noktayı nasıl bulacağız? Ortak çözüm kümesi 1 y eşittir x. Öbürü y eşittir 4 x eksi 12. x eşittir 4 x eksi 12'den x buradan ne geldi? 3 x eşittir 12'den 4. Demek ki 4 noktasına kadar artan. Zaten ben ne dedim aslında? İlk ikinciye başlayınca birinci kesim doğru. Her x gerçek sayısı için zaten artan doğal olarak eksi sonsuz 4 aralığında da artan. Yalnız arkadaşlar burada şu önemli. Bakın şurada sivri nokta yaptığı için sivri noktada türev yoktur. O yüzden 4 için türev olmayacaktır. Cevap 1 2 olacak C şıkkı.